Bir imparatorluk sahibi olunca onunla ne yaparsınız ve onun bir parçası olmak nasıl bir histir? Merhaba. Merhaba. Buyurun. Buyurun. İpuçları genelde şaşırtıcı yerlerde bulunabilir. Çöpten söz ediyorum. Antik Roma çöpü. Roma çöp toplama alanının ortasındayım. Milyonlarca kırık çömlek. Bir zamanlar antik şehre zeytinyağı taşıyordu. Zeytinyağı. Çöp. Ama çok değerli bir çöp. Çünkü Roma dünyasının kalıntılarında çöpteki küçük parçalar, anıtlar ve hazineler kadar Roma İmparatorluğu'nun nasıl işlediğine dair bir fikir sağlıyor. Neyle besleniyordu? Neleri bağlıyordu? Kimler kazandı? Kimler kaybetti? Romalılar asla bir imparatorluk kurma hedefinde değildi. Ancak önemsiz şehirleri, kuzeyde Britanya'dan, güneyde Cezayir'e, İspanya'dan İsrail'e, Nil'den Ren'e kadar bir alana hakim oldu. Bu Romalılara nasıl görünüyordu? Bundan ne çıkardılar? Nasıl hayal ettiler? Tüm yollar Roma'ya çıkar diye şaka yaparız ama gerçekten öyledir. Peki ya fethedilenler? Onlar için ne fark oldu? Sadece zeytin, zeytin ve daha fazla zeytin. Kimilerinin büyük tarihi pek çoklarına mal oldu. Bu mezar taşı gözyaşı dökmeme neden oluyor. Roma nasıl dünyamızın yapısını değiştirdi? Roma, sınırları olmayan imparatorluk. Roma İmparatorluğu'nun sıra dışı büyüklüğü ve etkisini görmek için belki de Roma dünyasının en etkileyici ve şaşırtıcı kalıntılarından birini görmeye geldim. Size dondurucumuzu göstereyim. Bu bir çömlek parçası ya da yazı değil. Kapıyı kapatayım mı? Evet. İşte. Tanrım, Grönland böyle bir yer olmalı. Evet. Burada Arktik buz alanlarından yakın zamanda kazılan buz parçaları görüyorum. Bunlar katman katman tarihi saklıyor. Roma zamanlarına dek uzanıyorlar. Grönland'da Roma dönemine ulaşmak için ne kadar kazmanız gerekiyor? Buz yüzeyinin 400-500 metre altı diyebilirim. Buzu analiz eden Utrecht Üniversitesi'nden Celia Spart ve ekibi Roma'nın çevreye etkilerine dair şaşırtıcı kanıtlar bulmuş. Burada Grönland'dan alınan bir buz parçası var. Bunu ölçtük bile. İçinde küçük hava kabarcıkları var. Ve her bir kabarcık geçmişteki havanın bileşenlerini saklıyor. Tanrım. Ellerinde eriyen şey Roma tarihi. Biz burada küçük kabarcıklardaki sera gazlarını, özellikle de metanı ölçüyoruz. İlgimiz bu. Ve bir yıl dolaylarında büyük bir sürpriz var. Metan seviyesinde ciddi bir artış var. Ciddi bir biyolojik kütle yanması görüyoruz. Bu yanmanın sebebi orman yakma olabilir, başka süreçler olabilir. Verilerimizi tarihi verilerle karşılaştırdığımızda bu dönem nüfus artışının ve Roma genişlemesinin zirvesine denk geliyor. Veriler dünya atmosferinde bulunan metan seviyesindeki keskin yükselişin 1000 sene daha görülmediğini ortaya çıkardı. Bu benim için harika. Çünkü Romalılar üretim ve endüstri konusunda büyük bir artış gerçekleştirdiler. Ve bunun buza kaydedilmiş olarak kalması sıra dışı bir şey. Muhteşem bir şey bu. Sanırım biz farklı hissetsek de Romalılar etkilerinin böyle kayda geçtiğini görseler çok sevinirlerdi. Çok. Evet.
Grönland buzlarında kayda geçen Roma kirliliği, Roma'nın fethettiği dünyayı değiştirdiğini gösteren çok önemli bir kanıt. Güney Fransa'da bu değişimin başka izleri de var. İtalya'yı İspanya'ya bağlayan eski Via Domitia yolu. Çünkü Roma İmparatorluğu insanları ve mekanları daha önce hiç görülmemiş biçimde birbirine bağlayarak kurdu. Bizim için yollar ve Roma neredeyse eş anlamlıdır. Ve Roma yolları hala ana ulaşım rotalarımızın altında yer alır. Ancak tozlu patika yollardan kıta boyunca uzanan büyük, bakımlı yollara geçişin ne kadar devrimsel olduğu kolayca unutulabilir. Etkileyici olan üzerlerinde gidebileceğiniz hız değildi. Romalıların bizim bir günde gittiğimiz yere gitmesi hala bir hafta sürüyordu. Ancak Roma'dan yola çıkıp, yolda kalarak İspanya ya da Yunanistan'a ulaşabileceğiniz düşüncesi bu tamamen yeniydi. Tamamen. İmparatorluk boyunca uzanan damarlar gibi Romalılar 80 bin kilometreden uzun bir yol ağı kurdu. Yeni bir coğrafya yaratmakla kalmadılar. Dünyayı anlamaya dair yeni bir Romalı düşüncesi getirdiler. Bu Roma yoluna dair bir işaret. Ana yollarda her Roma milini yaklaşık 1,5 kilometreyi belirleyen çok sayıda taş vardı. Yazının büyük bölümü imparatorun adı ve sıfatlarını içeriyor. Böylece bu güzel yol için kime teşekkür edeceğinizi biliyorsunuz. Altında büyük bir 3 rakamı var. Ve duraklama noktasından 3 mil uzakta olduğumuzu gösteriyor bu. Bunun önemli yanı tam olarak nerede olduğunuzu bilmeniz. İlk defa kendinizi dünya üzerinde konumlandırabiliyorsunuz. Ana yoldan çıkınca taşradaki insanlar Roma'nın geldiğini çok az fark ediyordu. Hayat eskisi gibi devam etmiş olmalı. Ancak Roma yollarının olduğu yerde işler değişti. İlla iyi anlamda değil, topraklarınızın üzerinden yepyeni bir otoyol geçmesi eğlenceli olmasa gerek. Romalılar da bizim kadar bu hizmet noktalarındaki kötü yiyeceklerden ve abartılı fiyatlardan şikayetçiydi. Kimileri içinse bu yeni yollar kutlanacak bir olaydı. Bunlar 4 tane tuhaf Roma kadehinin kopyaları. Mil taşı şeklinde oldukları açık ama sadece bu da değil. Üzerlerinde listeler ve çizilen yer isimleri var. Bakın, ellerinizle dokunarak hissediyorsunuz. Üste bu Gades'ten Roma'ya, İspanya'daki Cadiz'den Roma'ya giden yol yazıyor. Ve iki yer arasında geçtiğiniz Roma mili sayısı da yazıyor. Ve altında toplamı yazıyor. İşte burada 1800 Roma milinden fazla yazıyor. Bu yolculuk 40 günden uzun sürerdi. Şimdi bunların ne işe yaradığı gizemini koruyor. Çok kullanışlı olabilirler. Kullanışlı seyahat kadehleri olabilirler. Hem kupa olarak hem de üzerinde rotanız yazdığı için. Ama bence bunlar daha çok yol için hediyelik eşya gibiydi. Ve gittiğiniz yolun uzunluğunu ve yolun görkemini kutlamak içindi. Romalıların
Nil taşı şeklindeki kadehlerden içmesi, yol kültürünün ne kadar benimsendiğini de gösteriyor. İşte ben de öyle yapacağım. Onlar gibi kadehimi dolduruyorum. Salut, millet. Kadehler Romalıların bölge üzerindeki bir diğer büyük etkisini gösteriyor. Şehirler. Romalılar tarihin en büyük şehirleşme programını gerçekleştirdi ve Batı Avrupa'da şehirlerimiz hala onlarınkiler üzerine kurulu. Tüm imparatorlukta şehirlerin altyapıya ihtiyacı vardı. Romalılar hakkında eski bir klişedir. Yollar, köprüler, hamamlar, kanalizasyonlar ve bu gibi su kemerleri inşa ederler ve buna çok para yatırdılar. Bu Roma dünyasının en önemli ya da uzun su kemeri değildi. Sadece 15 kilometre uzunluğunda bir dağ kaynağından küçük bir İspanyol kasabası olan Segovia'ya su getiriyor. Ama aynı zamanda bunun dehasından ve ard arda uzanan kemerlerden etkilenmemek çok zor. Roma mühendisliği karşısında ben bile etkilenmeden edemiyorum. Ve bir açıdan amaç da bu. Bu Roma İmparatorluğu'nun simgelerinden biri. Yüz yüze çarpması gerek, mesajı pratik, ihtiyacın çok ötesine uzanıyor. Bu sadece su sağlamaya yarıyor olamaz. Bu Roma gücünü gösteriyor. Romalılar araziyi etkiliyordu. Romalılar kendilerini kalıcı yapıyordu. Başka bir deyişle söylersek, küçük bir şehre su getirmek için bu biraz abartılı değil mi sizce? Su kemerleri, şehirler ve yollar. Bunlar Roma İmparatorluğu'nun klasik mirasları, bizim için yaptıkları. Ancak zekice mühendislik projeleri dışında Romalılar tüm bunların bir araya geldiğini hayal edebiliyorlardı. Bu buranın haritası. Hayır, bu Roma İmparatorluğu'nun haritası. Tamam. Eski bir harita, imparatorluğun antik haritasının ortaçağ kopyası. Ortaçağ mı? Ama günümüze ulaşmamış bir Roma haritasının kopyası. Tamam. Bu elimizdeki imparatorluğa dair tek Roma haritası. Bunun önemli olmasının sebebi Romalıların imparatorluğu nasıl hayal ettiklerine dair bir fikir vermesi. Bir kısmı gayet açık. Roma ortada ve gördüğünüz gibi ondan yollar ayrılıyor. Tanıdık isimler var. İşte haritada hepsi görünüyor. Napoli ya da Neapolis. İşte burada Pompei var. Ve buradaki sıkışık adada Sicilya. İlerleyip doğuya giderseniz, işte burada Girit'i geçiyorsunuz. Ama sanırım favorim Nil Deltası. İskenderiye şehri ve deniz feneri ve deltadaki küçük nehirler ve nehir ağızları. Bazı açılardan bu dünyanın çılgınca bir tasviri olarak görülebilir. Çok dar ve güney-kuzey ayarlanmamış, ancak bundan daha önemli noktaları var. Roma'nın merkezde olduğunu gösteriyor ve imparatorluk için önemli olan şey şehirler, kasabalar ve yollar. Tüm yollar Roma'ya çıkar deyip şaka yaparız ama gerçekten de öyle. Ve Roma'dan ayrılanlar da vardı. Romalılar bize dünyalarının bir arada olduğunu söylüyor. Roma gücüne ve kontrolüne dair önemli bir iddia. Bir ağ ile daha önce bir araya gelmeyen yerler birbirine bağlandı.
Ve bu yeni bağlantılı dünyada Roma Devleti'nin ve Roma'daki 1 milyondan fazla tüketicinin talepleri yüzlerce kilometre uzaktaki üreticiler tarafından karşılanıyordu. İşte bu noktada Güney İspanya'nın tepeleri dev bir zeytin ve zeytinyağı tarlasına dönüştü. Bu bir monokültür. Sadece zeytin, zeytin ve daha çok zeytin. Roma İmparatorluğu'nun miraslarından biriydi. Güney İspanya ilk olarak dünyanın en büyük zeytin üreticisi oldu. Sadece Roma şehrine her sene 7 milyon litreden fazla mal gidiyordu. Bu bir tarım devrimiydi. Buna şahit olan herkes, çevrelerindeki doğanın tamamen değiştiğini görecekti. Tamamen. Roma İmparatorluğu zeytinyağı ile işliyordu. Sadece yemek pişirmek için değil, ışıklandırma ve hatta antik dönemde sabun olarak kullanılıyordu. Onsuz yaşayamazdınız. Zeytin yetiştiricisi Francisco Nunez de Prado hala bu işte. Tüm bu bölgenin ekonomisi zeytine mi dayanıyor? Evet, evet. Zeytinyağı üretilen zeytin ağaçları toplamda %3'ü oluştururken bu bölgede gelirin %70'ini sağlıyorlar. Sizin gibi kimileri zeytin yetiştiriyor. Evet, evet. Ama toplayıcılar, uzman toplayıcılar da var. Herhalde nakliyecileriniz, araçlarınız, aracılarınız vardır. Evet. Öyle değil mi? İthalat görevlileri. Herkes bir konuda uzman olmak zorunda. 2000 sene önce de durum aynıydı. Zeytinyağı çok karlı bir endüstride işler sağladı. Çok sayıda insan bundan para kazanıyordu. Yetiştiriciler, toplayıcılar, presçiler ve paketleyiciler vardı. Nakliyeciler ve dağıtıcılar vardı. Ve bunların koyulduğu kapları yapan kişileri de unutmayalım. Bu bir yap ekonomisi idi. Milyon litre zeytinyağını Roma'ya ve imparatorluğun geri kalanına göndermek ağaçlar ve preslerden fazlasını gerektiriyordu. Bir altyapıya ihtiyacınız vardı, depolardan şişeleme birimlerine ya da limanlara dek. Ana nakliye ve dağıtım merkezlerinden biri Romalıların Hispalis bizimse Sevilla dediğimiz yerdeydi. Modern şehrin dokusunda yer alan ancak oradan geçen pek çok kişinin fark etmediği bir yerde. İşi değerli yağın hedefine ulaştığından emin olmak isteyen bir Roma yetkilisinin adı geçiyor. Bu plaka Sextus Julius Possessor adına dikilmiş. Ve korkarım çok uygunsuz bir yere dönüşmüş. Bu Possessor'un tüm kariyerinin bir tarifi diyebiliriz. İlk olarak İtalya'da görev yapmış. Afrika ve İspanya'dan gelen yağı denetliyormuş. Ama sonra Sevilla'ya gelip prokurator olarak tanımlanan ili almış. Ripam Baetis, Baetis Nehri kıyılarından sorumluymuş. Roma İmparatorluk yönetiminin nasıl işlediğine dair İlginç bir örnek. Asla çok fazla insan görevlendirmezlerdi. Ama bunu kilit konumlara yaparlardı. Ve burada Possessor var. Sanırım Sevilla'da güvenilir bir eldi. Buradan Roma'ya giden zeytinyağında bir sorun olmamasını sağlıyordu. Sanırım bu konuda gerçekten çok iyiydi. Tabii ki sonunda her şey Roma'nın yararı içindi. Ancak daha karmaşık bir alışveriş de yaşanıyordu. Zeytinyağı Roma'ya giderken para İspanya'ya akıyordu. Ve yağ kaplarındaki damgalarda bu yeni zenginlerin Roma'daki politikaya girdiğine dair kanıtlar vardı.
Bu etkileyici bir örnek. Çünkü buradaki damgada açıkça port, P-A-H yazıyor. Bu port, Portus'un kısası, nehir deposu demek olmalı ve P-E-H adında birisi. İmparator Hadrian'ın babasının baş harflerinin bu olduğunu biliyoruz. Publius Aelius, Hadrianus. Bu bize Hadrian'ın ailesinin zenginliğinin kaynağını açıklayabilir. İspanya'daki bütün zeytinlikler ve ticari gelirlerin Roma İmparatorluğu'nun güç yapısını etkilediğini de bize gösteriyor. Parasını buradan kazanmış olsa da olmasa da milattan sonra 2. yüzyılda 20 sene Roma tahtında kalan Hadrian'ın İspanya'dan geldiğini çok iyi biliyoruz. Bu durum imparatorluğun nasıl birleştiğini gösteriyor ve Hadrian'ın burada büyük inşaatlar yapmasına da şaşmamalı. İmparator Hadrian'ın ailesinin geldiği İtalika şehrinden geriye işte bu kaldı. Onlar İspanyol yerlisi değildi. Geçmişte buraya gelen Romalı yerleşimcilerdi. Ancak İspanya'yı evleri olarak gördükleri açık. Hadrian memleketine büyük miktarda para yatırdı. Büyük bir güç gösterisi ve açıkçası biraz aşırıya da kaçmış diyebiliriz. Yaptırdığı en büyük şeylerden biri bu dev amfiteyatro. 25 bin kişiyi alabiliyordu. Bunu anlamanız için Roma'daki Kolezyum 50 bin kişiliktir. Yani Roma İspanya'sındaki küçük bir şehir amfiteyatrosu Roma'daki Kolezyum'un yarısı kadar seyirci alabiliyordu. Ya da başka bir şekilde anlatırsak, küçük İtalika'nın nüfusu 8 bin civarındaydı. Bu bana çok zengin bir bağışçının küçük Cambridge United takımına Wembley'in yarısı kadar bir stat yapması gibi geliyor. Biraz absürt. Şu anda arenanın neredeyse tam ortasındayız. Burası gladyatörlerin dövüştüğü, vahşi hayvanların öldürüldüğü yer. Ve tam ortasında, Kolezyum'da göreceğinizin mini versiyonu var. İşte gladyatörlerin ve hayvanların beklediği yerden açılan kapılardan dışarı çıktıkları yerler burası. Gladyatör ve hayvan gösterilerinin vahşeti ve abartısından etkilenmek çok kolay olsa gerek. Tahminimce burada çok sık gladyatör dövüşü izlenmiyordu. Çok fazla egzotik, vahşi hayvan göreceğinizi de zannetmiyorum. Herhalde senede bir kere performans sergileniyordu. Tahminimce Hadrian'ın doğum gününde. Çünkü bu anıtın asıl amacı yerlileri eğlendirmek filan değildi bence. Sadece Hadrian'ın doğduğu şehirdeki imajını vurgulamak olabilirdi. Hadrian'ın İtalikasının asıl gösterdiği şey, daha geniş bir süreçte Roma'nın dünyayı kendi görüntüsünde şekillendirmesiydi. İspanya'da ve diğer yerlerde Roma tamamen yerleşmişti. Sadece tuğla ve harçla değil. Romalı yaşamını tanımlayan kurumlar ve yasalarla. Bu bronz tabletler uzun yazılarla kaplı ve burada yazan şey Roma'nın İspanya'daki bir Roma şehri için verdiği yasalar. Dışarıdaki bir Roma şehri olarak neyi yapıp yapmamak gerektiği ile ilgili dolu bu yazı. İşte bir tanesi, Aedile denilen yerel memurların ne yapması gerektiği ile ilgili. Her sene şehirde güzel oyunlar sergilemeliler.
Ludos Sanesi. En az 2000 sestari ödemeliler. Bu bir askerin maaşının iki katı. Kendi paralarından de sua pecunia. Bunu yaparlarsa kamu fonundan 1000 sestari alabilirler. Yani cömert yerel yöneticiler bize güzel gösteriler sunmakla yükümlüler. Görevlendirmelerden halk organizasyonlarına, davacı ve savunma tarafın mahkemede konuşma sürelerine dek bu belgenin çok tanıdık bir hissi var. Burada harika bir parça var. Bize seçim harcamalarından söz ediyor. Diyor ki, bir göreve adaysanız, candidatus iseniz, size oy vermeleri için insanlara pahalı ziyafetler veremezsiniz. Bir günde sadece 9 kişiye yemek verilmesine izin veriliyor. Daha fazlasına değil. Yoksa bu rüşvete giriyor. Romalılar işte bu seviyede bir mikro yönetim uygulamaya çalışıyorlardı. Yollardan su kemerlerine, kamu görevlilerinden halk gösterilerine, bu türde bir imparatorluk inşaatında nakit parada ordular kadar çok önemlidir. Ve antik dünyada nakit istiyorsanız onu kazıp çıkarmanız gerekiyordu. Güney İspanya sadece zeytinden ibaret değildi. Burada çıkarılmayı bekleyen gümüş formunda bolca zenginliği de vardı. Eski bir madenci ve yerel bir arkeolog olan Saturnino Aguera beni buradaki Roma operasyonlarının olduğu yere götürüyor. 2000 sene önce burası endüstriyel seviyede insanla doluydu. Burayı ziyaret eden bir Romalı bölgedeki madenlerde 40 bin adamın çalıştığını söylüyor. Tam 40 bin. Evet. İşte şurada görebilirsiniz. Burada daha sonraki madencilik çalışmalarının kestiği yerlerde Roma işçiliği görülüyor. Küçük kare delikleri, galerileri ve koridorları görebilirsiniz. Ve tüm kaya üzerinde Romalı madencilerin girip maden damarlarını izlediği yerler görülüyor. Sadece gümüş çıkarıp gerisiyle hiç ilgilenmiyorlardı. Ve bu endüstriyel çalışmanın boyutları madencilikten döküm işlerine dek bize kutuptaki buzlarda görülebilen metan izlerini açıklamamızı sağlıyor. Romalılar da kirlilik sorununu fark etmişti. Çok yükseklere bacalar kurarak zehirleyici dumandan kurtulmaya çalıştılar. Burada kaynaklar, arazi ve insanlar korkunç bir biçimde sömürülüyorlardı. Ama kâr da ediliyordu. İtalya'dan zenginlik aramak için gelenler vardı. Bir anlamda bu altına hücum gibiydi. Ya da İspanya bir nevi Roma'nın Eldorado'suydu. Eldorado. İlk gümüş girişimcileri tek amacın kâr etmek olduğu acımasız sistemden olabildiğince faydalandılar. İspanyol madenlerinin organizasyonu devlet girişimi ve özel girişimciliğin bir karışımıydı. Madenlerin çoğu Roma devletine aitti. Ancak onları yönetecek yapıları yoktu. Bu yüzden haklarını özel şirketlere satıyorlardı. Onlara publicani deniyordu. Bizim deyişimizle kamu hizmet sağlayıcıları. Bunun tehlikeleri açık. Devlet minimumu alıyor. Özel şirketlerin tek hedefi karlarını azami seviyeye çıkarmak olduğundan bunun bedelini ödeyenler buradaki zavallı adamlar oluyor. Yüzlerce kişinin yer altında maden çıkarmak için çabaladığını göz önüne getirmeliyiz. Ve çok kaba aletler kullanılıyordu. Bu bir Roma kazması. Burada ahşap bir sapı olduğunu hayal etmelisiniz. Ve kaya yüzeyine bu şekilde vuruyordunuz. Bu gerçekten çok ağır.
Akıllıca çift kullanışlı şekilde tasarlanmış. Bir kez daha ahşap bir sap buradan giriyor ve bu ucunu çekiç gibi kullanabiliyor. Bu ucunu da kazma şeklinde kayaya vurabiliyordunuz. Bunu etkili biçimde kullanmak için çok güçlü olmanız gerek. Bu küsküyü kullanmak içinse daha da güçlü olmalısınız. Buraya gelip maden çıkarmaya çalıştığınızı, maden damarlarını izleyip bunu kayaya vurduğunuzu ya da sivri tarafıyla gevşetmeye çalıştığınızı düşünün. Bu karanlıkta kirli, yorucu ve ağır bir işti. Ve bu yeni parıldayan imparatorlukta sessiz alt sınıfların işleri harekete geçirdiğini hatırlatıyor. Bu mezar taşı gözyaşı dökmeme neden oluyor. Madenlerde işçi olarak kullanılan Romalı çocuklar hakkında yazılar okumuştuk. Ama burada onlardan biriyle tanışıyoruz. Quintus Artulus adında küçük bir erkek çocuğu. Sadece 4 yaşına kadar yaşayabilmiş. İşte orada. Üzerinde küçük bir tünik var. Bir elinde kazma, diğerinde sepet var. Madende çalışmaya hazır. Orada ölüp ölmediğini bilmiyoruz. Pek çok çocuk madende ölmüş olsa da bildiğimiz bir şey var ki onun bir madenci olarak hatırlandığı. Roma'nın zenginliği bu gibi küçük omuzlar üzerinde yükseldi. Çıkarılmasına yardım ettiği gümüş, imparatorluk parasına çevrildi. Bu Roma gümüşünün büyük bir bölümü paraya dönüştürüldü. Buradaki gibi. Bu bölgede her sene bunlardan 9 milyon tane üretildiği hesaplanıyordu. Bunun Roma ekonomisi ve toplumu üzerine büyük bir etkisi vardı. Bunda 9 milyon tane ile çok sayıda su kemeri ve ordu karşılanabilirdi. Ama asıl ilginç olan şey bu paraların tüm imparatorlukta kullanılmış olması. Aynı değer, aynı tasarımlar. Jonathan Williams paralar konusunda bir uzman ve British Museum'da müdür yardımcısı. Burada çok benzer iki para var. İmparator Hadrian'ın belirgin yüzü ve Hadrianus Augustus. Bu doğru, çok benzerler. Her ikisi de Roma gümüş dinarı. Pek çok açıdan Roma ekonomisinin can damarıdır. Her ikisinde de Hadrian'ın yüzü var ve çok benzerler. Aynı değerde, aynı miktarda gümüş içerirler. Ancak dünyanın apayrı iki bölgesinde bulundukları bilinir. Buradaki Güney İngiltere'de Bletchley'de bulundu ve bu da Güney Hindistan'da bulundu. Britanya İmparatorluk sınırlarında, Hindistansa sınır dışındaydı. Ama çok geniş ticaret bağları vardı. Roma'nın bir anlamda birleşik bir iç ekonomi ve para sistemi yarattığı anlamına mı geliyor bu? Roma İmparatorluğu'nda para birliği mi vardı? Bir para birliği vardı. Özellikle altın ve gümüş paralar. Bunlar Roma İmparatorluğu'nda ve ötesinde kullanımdaydı. Herkes iyi Roma altını ve Roma gümüşü istiyordu. Ancak imparatorluğu başka şekillerde de birleştiriyorlardı. Hepsinde yöneticinin yüzü var. Görülüp kullanılıyor, üzerinde yorum yapılıyor. Britanya'dan Hindistan'a dek Roma İmparatorluğu'nu birleştiren faktörlerden biri. Heykeller ve diğer şeylerle birlikte tabii ki. Bütün bu simgeler paranın değerini artırıyor. İspanyol madenlerinden itibaren Roma para akışını sağladı. Müteahhitlere, askerlere ve tüm Roma dünyasındaki tüccarlara ulaştı. Kimse bu zenginliğin Roma gücüne bağlı olduğunu unutamazdı. Bunun karşılığında Roma İmparatorluk'ta sağlanan her şeyin merkezi oldu. Bugün bildiğimiz imparatorluk şehrinin inşası için vergiler, yetenekler ve ham maddeler buraya aktı. Ve hala tüm görkemiyle dikilen binalardan biri Pantheon. Bu binanın yanından geçip giden pek çok Romalı için en etkileyici şey ön taraftaki sütunlar olmalı. Onlara pek dikkat etmeyiz ve onları okumayı bilmiyoruz.
Ama onlar imparatorluk gücünü en sesli biçimde vurgulayan şeylerden biri. Çünkü bunlar monolit. Yani tek parça taştan oyulmuşlar. Onları kırıp çatlatmadan bunu yapmanın ne kadar zor olacağını bir düşünün. Ancak malzemenin kendisi buradan 3000 kilometre uzaktaki Mısır'dan geliyordu. Develer ve eşeklere yüklenip, çölde sürüklenerek, Nil'deki gemilere koyuluyorlardı. Akdeniz'e götürülüp, denize aşarak burada dikiliyorlardı. Bu imparatorluk gücünün sıra dışı bir ifadesiydi. Ve bunu diken imparator Hadrian'ın kaynaklar üzerindeki kontrolünü de gösteriyor bize. Yani bir anlamda taşın kendisi bir mesajdı. Ancak imparatorlar bile her şeyi kontrol edemiyordu. Binaya dikkatlice bakarsanız, tuhaf uyumsuzluklar, yanlış hesaplamalar göreceksiniz. Sanki mimarlar sütunların birkaç metre daha uzun olmasını bekliyormuş da, daha küçükleri gelince son dakika ayarlamaları yapmışlar gibi. Belki de taş ocağı istenen şeyi sağlayamadı. Ya da birisi siparişi yanlış aldı. O adamın yerinde olmak istemezdim. Benim için Pantheon, Roma'nın imparatorluğu nasıl değiştirdiği kadar, imparatorluğun da Roma'yı ne kadar değiştirdiğini yansıtıyor. Başkentte tüm Roma dünyasından gelen şeyler sergileniyor ve satılıyordu. Bu dünyanın ortasında Akdeniz vardı, Roma'nın iç denizi. Malları karadansa sudan taşımak çok daha hızlı ve ucuzdu. Akdeniz yoğun bir yoldu. Kargo gemileri büyük granit sütunlardan günlük kullanılan nesnelere dek mallarla yüklüydü. Akdeniz çok önemli bir ticari denizdi. Roma İmparatorluğu'nda gittiğiniz her yerde bu gibi parlak kırmızı kaplardan yiyip içen insanlar görebilirdiniz. Ve Hadrian Duvarı'ndan Kuzey Afrika'ya dek müze raflarında yığılı halde onlara rastlayabilirsiniz. Pek çoğumuz, ben de dahil, onların yanından geçip gideriz. Ama aslında onlar Roma toplu üretimine dair en sıra dışı kalıntılardı. Pek çokları hayli gösterişsiz ama buradakinin heyecan verici bir dekorasyonu var. Tanrıça Diana yıkanıyor ve talihsiz Akteon tarafından görülüyor. Tanrıçayı çıplak görmenin cezası olarak köpekleri ona saldırıyor. Bunun sosyal seviyesini bulmak zor. Ama sanırım orta sınıf bir üründü. Bunu sofralarında görmek için can atanlar vardı. Ama bazıları içinse her gün kullanılabilecek tabak çanaktan ibarettiler. Önemli olan şey bunun her yerde bulunuyor olması. İnsanlar 2000 senelik yerleri kazdıklarında tüm dünyada bu içki ve yemek kaplarından buluyorlar. Bu aslında küreselleşmenin ilk örneklerinden. Bu bir Roma markası. İşte bu. Yolları ve deniz rotalarıyla Roma markası tüm imparatorluğa yayıldı. Muhteşem bir Roma, sadece mallar değil, insanlar da taşınıyordu. Önemli bir ticaret merkeziydi Akdeniz. Günümüz Türkiye'sindeki Hierapolis şehrinde yeni Roma dünyasının getirilerinden bolca faydalanan bir adamın etkileyici mezarını buluyoruz. Bu denizlerde geçen heyecan verici bir yaşama dair harika bir hikaye. Flavius Zeuxis adında bir adamın mezarı. Hayatı boyunca Yunanistan'ın en güney ucu olan Malya burnundan geçip
Türkiye ve İtalya arasında gidip geldiğini söylüyor. Tam 72 kere. İşte bu yazıyor. Ne mi yapıyordu? Türkiye'nin bu tarafındaki Hierapolis tekstil başkentiydi. Buradan İtalya'ya üretilenleri taşıyordu. Ama asıl ilginç olan şey, mezar taşında hayatını özetlerken bu tehlikeli 72 yolculuktan söz etmiş olması. Tam 72 yolculuk. Zeuxis çok başarılı olmalı. Yoksa mezarında böbürlenmezdi. Onun gibi birisi için Roma İmparatorluğu dünyayı hem daha büyük hem de daha küçük hale getirdi. Daha büyük çünkü ufuklar genişledi ve cesur olanlar için uzak pazarlar açıldı. Daha küçük çünkü artan bağlantılar dünyanın dört bir yanından insanlar ve malları daha kolay bir araya getirdi. Ve bu dağıtımın önemli bir parçası Roma ticaretinin sinir merkezleri olan limanlardı. Roma İmparatorluğu'nun ticaret dünyasında zenginleşen şehirlerden bir tanesi, önemli bir ithalat ihracat merkezi olan Efes'ti. Yüzyıllar öncesine dayanan eski bir Yunan şehrinden geliyordu. Ancak Romalılar onu dönüştürdü. Burada gördüğümüz her şey Roma yatırımının bir sonucu. Ve burasının Roma dünyası için önemli olmasının nedeni çok basit. İşte limanı. İmparatorluk ticareti gemiler ve tüccarlardan fazlasına ihtiyaç duyar. İyi işleyen limanlara. Efes çevresindeki kıyılar uzun süre önce değişti ve artık karanın içlerinde yer alıyor. Ama görkemli günlerinde burası doğuya ve Hindistan'a dek uzanan zenginliklere açılan bir kapıydı. Roma dünyasının Roma İmparatorluğundan çok daha büyük olduğunu hatırlatıyordu. Ve Efes tüm evren burada toplanmış gibi hissediyor olmalıydı. Dört bir yandan gelen insanlar, sokaklarda konuşulan farklı diller şimdiki gibi yani. Çeyrek milyon nüfuslu bir şehir. Sadece burada yaşayanlar da değil, gidenler, gelenler. Herkes çok meşguldü. Sıkı çalışarak parasını kazanan düzgün kişiler, dolandırıcılar, düzenbazlar, işi bilenler, bürokratlar ve tabii para babaları. Efes'in ortasında böyle bir ev alabiliyorsanız, limana sürekli gelen mallardan kar sağlıyorsunuz demektir. Bunlar zengin olabilenler için pahalı evlerdi. Bunlar şaşırtıcı ama aynı zamanda kafa karıştırıyor. Ard arda üst üste evler var. Bir evin nerede bitip nerede başladığını anlamak çok zor. Ama açık olan bir şey var ki, burada lüks bir yaşam sürülüyordu. Efes'teki bazı kişiler, bu gibi evlerin sahipleri yani, çok iyi bir yaşam sürüyorlardı. Bu da gösteriyor ki, imparatorluğun faydaları sadece imparatorluk sarayına ya da Roma'dakilere ait değildi. Efes zenginlerinin evleri belli ki çok göz alıcıydı. Hiçbir masraftan kaçınılmıyordu. Roma şehrindeki moda ve trendler burada taklit edilip tekrarlanıyordu. Burada saray boyutunda bir giriş salonu var. Tamamı mermer kaplı olmalı. Mermer sütunlar ve aralarındaki paneller görülebiliyor. Burada önemli birisi eğleniyor. Gücünü ve zenginliğini sergiliyordu. Burası neredeyse imparatorluk boyutunda. Bu evde misafir olmak hayli korkutucu olmalı. Modern bir yol üzerinde yürüyorum ama bu büyük bir kapının olması gereken yer belli bence. Her iki tarafta çok büyük kirişler var. Kapı sizin için açılıyordu ve içerideki önemli kişi
sizi karşılamayı ve büyük olasılıkla aşağılamayı bekliyordu. Efes tapınaklarından gelen eşyalar, klas Roma stiline yaraşır bir durumda. Teraslı evlerden gelen şeyler de öyle tabii. İçlerinden biri zarif ama benim için biraz militarist fil dişi lakalar, seferdeki imparatoru resmediyorlar. Ancak burada bulunanlar gerçekten de en seçkin nesneler. Paranın satın alabileceklerinin en iyisi. Soru bu paranın nereden geldiği? Bu evlerin sahipleri nereden para kazanıyordu? Ticaretten tabii ama sadece ticaret demek her şeyi rahat ve kolay gibi gösteriyor bize. Çünkü Efes limanına gelen en değerli mallardan biri insanlardı. Şehir büyük bir köle ticaretinin merkeziydi. Köleler Efes'teki pazar yerlerine Sevilla'daki zeytinyağı gibi akıyordu. Acı gerçek, Romalıların bu ikisi arasında pek fark görmemiş olmasıdır. Onlara göre köleler imparatorluğun ürünlerinden biriydi. Roma fetihleri, adam kaçırma veya yetiştirme uygulamalarının kurbanlarıydı. Bir köle olmak istiyorsanız buraya geliyordunuz. Bunu düşünmek rahatsız edici ancak Roma İmparatorluğu diğer tüm antik toplum gibi köle gücüne dayanıyordu. Romalılar köleliği tamamen normal karşılıyordu. Ancak rahatsız edici olsa da burada olanları hor görmek yerine anlamak istiyorsak köle olmaya gelenlerin düşünce yapısını anlamalıyız. Ne yaptıklarını düşünüyorlardı? Benim tahminim alışveriş yapıyor gibilerdi. Buraya bir bahçıvan bulmaya, çocuklarına bir öğretmen ya da bir berber bulmaya geliyorlardı. Kazıklanmadıklarına nasıl emin olabilirlerdi? Geçen senenin modelini değiştirebilirler miydi? Gelecek hafta iki alana bir bedava gibi özel bir fırsatı kaçırırlar mıydı? Bu şakayla karışık gibi görünse de aslında Roma yaşamında günlük bir olaydı. Köleler imparatorluğun işlemesini sağlıyordu. Zeytin topluyor, taş kırıyor, maden kazıyor ve inşaatta çalışıyorlardı. Sadece zenginlerin malı değillerdi. Sıradan zanaatkarlar ve küçük çiftçilerin bile en az bir kölesi olabiliyordu. Ama imparatorsanız binlerce köleniz olurdu. İmparator Hadrian'ın villasında, Roma'nın hemen dışındaki Tivoli'de, köle dünyasının ve imparatorluktaki katı hiyerarşinin en açık örneklerinden birini görebiliriz. Köleler burada yaşıyordu, yüzlerce odada. Bir odaya kaç tanesi sıkışıyordu bilmiyoruz ama herkesin ayrı yatağı olduğunu sanmıyorum. Kölelerden bazıları hizmetçi ve işçiydi. Biz köleliği genelde böyle düşünürüz. Ama köle doktorlar, muhasebeciler, kütüphaneciler ve müzisyenler de vardı. Bu kişiler bu yapıya güç veriyordu. İmparatorluk hanesindeki bir köle, Güney İspanya'da gümüş madeninde çalışanlara göre şanslı sayılabilirdi. Ama işin gerçeği, onların bakıcısını asla bilemeyiz. Çünkü kendi hikayelerini yansıtacak bir anlatı bırakmadılar bize. Yani tek yapabileceğimiz şey hayal etmek. Bazı köleler hayatlarının çoğunu burada geçiriyordu. Aşağı katta, hizmet tünellerinin karanlık ağında, havadan üst katların altında. Burada çalışan insanların görünmez olması gerekiyordu ve bizim için de görünmezler çünkü arkalarında hemen hiç iz bırakmadılar. Benim için bu yeraltı Roma köleliği ve sömürgesinin çirkin yanının en güçlü sembollerinden biri. Ancak ahlaki bir üstünlük hissetmeden önce
günümüz dünyasında yüzeyin altında yaşayan, görünmez kaç kişi olduğunu da düşünsek bence çok iyi olur. Bu Harya'nın gizli tuttuğu imparatorluktu. Tünellerden oluşan bir labirent. Yukarıdaki lüks binalarda yaşayan seçkinleri alt sınıflardan ayırıyordu. Hadrian'ın dünyaya sunmak istediği imparatorluk işte buydu. Ve tam da bunu yapmak üzere inşa edilmişti. 2000 yıllık yağma ve doğa koşullarından sonra bile Tivoli'de Hadrian'ın kendi imparatorluk görüşünü her yerden daha iyi görebiliriz. Burası Roma dünyasının gördüğü en büyük saraydı. İmparator Hadrian'ı büyük villasında ziyarete gelmiş olsanız bu şekilde yaklaşacaktınız. Hayli etkileyici. Büyük merdivenler anıtsal kapılara çıkıyor ve her iki yanda çeşmeler, heykeller için nişler, gösterişli bodyguardlar olsa gerek. Buna villa demek çok eksik kalıyor. Saray bile karşılamıyor. Hadrian'ın şehir dışındaki imparatorluk konağı, bir kasaba büyüklüğünde. Güvenliği geçip ön kapıya ulaştığınızda sarayın boyutları ve lüksü baş döndürüyor olmalı. Banyolar, kütüphaneler, minyatür tiyatrolar. Hadrian burada çok sık kaldığından değil, diğer Romalı yöneticilerden çok daha uzun süre, yıllar boyunca imparatorluğunu dolaştı. Hadrian daima at sırtında bir yerlere gidiyordu. Roma dünyasının en büyük turistlerindendi ve 2 yıllık yönetiminin yarısını yollarda geçirdi. Gördüklerini, anıtları, tapınakları, eyaletlerdeki egzotik şeyleri Tivoli'de yeniden üretti, taklit ettirdi ve kopyaladı. Böyle bir yerin inşası için gereken organizasyon akıl almaz olmalı. İnşaatçılar bunun sadece bir parçasıydı. Malzeme sağlayanlar, sipariş alanlar, mimarlar, muhasebeciler, yardımcılar, herkese yemek hazırlayan kadınlar, Hadrian villasındaki toplam kiremit sayısını sayan oldu mu bilmiyorum ama bu bina bir askeri operasyon gibi. Bu tuğlalar şu anda çıplak görünüyor ama unutmayın, önceden mermer parçalar ve sanat eserleriyle kaplıydı ve hepsi muhteşemdi. Günümüzde göz önüne getirmek zor ama Tivoli'nin iç bölümleri Roma dünyasının en zengin örneklerinden olmalı. Sadece birkaç kırık mermer parçası çıkartılabildi. Bize bir zamanlar neye benziyor olabileceğini gösteriyor bu. Korumacı Barbara Caponera bulmacayı bir araya getirme göreviyle karşı karşıya. Bazen tuğla duvarların neyle kaplı olduğunu görebiliyorsunuz. Bu muhteşem bir at ve binicisi ya da araba sürücüsü. Atın burada kuyruğu ve burada bacağı var. Mozaikle aynı mantıkta, daha büyük parçalarla yapılmış. Bu mermer ve binicisinin kemeri mavi camdan yapılma. Bir çerçeve ile kaplıymış, yani duvardaki bir tablo gibi. Bu mermerler imparatorluğun 4 bir yanından getiriliyordu. Atın vücudundaki zengin sarı mermerin Tunus'tan geldiğini görebiliyoruz. Buradaki parçalar arasındaki yeşil ise Yunanistan'dan, Sparta dolaylarından geliyor. Başka ne var Barbara? Bunlar var. Mısır'dan gelen çok önemli taşlar. Evet, bu taş Mısır'dan geliyor. Tunus'un yanına koyalım. Ve bir diğer parlak, kırmızı, turuncu mermer. Yunanistan'dan geliyor. Bunu Sparta'nın yanına koyalım.
Sanki villanın duvarındaki zeminde tüm imparatorluğun haritası mermere çizilmiş gibi görünüyor. Tivoli, Roma'nın imparatorluk parçalarını yansıtıyor. Burada Roma'yı, efsanevi kurucular Romulus ve Remus'u kuran heykeller, Mısır'ı temsil eden Nil Nehri'nin tanrısıyla yan yana duruyorlar. İmparatorun bölgesinin ne kadar uzaklara yayıldığının görsel bir hatırlatıcısı. Pantheon'da Hadrian imparatorluk kaynaklarındaki kontrolünü sergilemişti. Ama burada bir adım ileri gidip kendi villasında Mısır'dan bir parça da dahil olmak üzere eyaletlerindeki en sevdiği anıtları ve arazileri canlandırmış görünüyor. Burası belki de tüm Roma dünyasının en gösterişli yemek odasıydı. Burada seçkin konukların suyun çevresine uzandığını, önlerinde yüzen minik teknelerdeki lezzetleri tattığını hayal etmelisiniz. Ama burada sadece 5 yıldızlı yiyecekler yemiyorlardı. Mısır eyaletlerindeki en ünlü anıtlardan birisinin replikası eşliğindeydiler. Çünkü Hadrian'ın projesi sadece kendisi için lüks bir hayat tarzı yaratmak değil, imparatorluğun burada bir araya gelmesini de sağlamaktı. İster kaynakları bir yere toplamak olsun, ister dünyasındaki harikaların taklitlerini kendi villasında bir araya getirmek, villasını dolaşmak, imparatorluğu dolaşmak gibiydi. Burası mikro düzeyde bir imparatorluktu. Hırsıyla Tivoli daha önce hiç görülmemiş bir biçimde mekanları ve insanları bir araya getiren imparatorluğun özünü yakalıyor. Yollarında kalabalık şehirleri ve limanlarında Roma İmparatorluğu'nda yaşayanlar, günümüzdeki dünyayı hala etkileyen büyük değişimler gördüler. Mühendislik, ticaret ve tarımda devrimler. Bunlar bazıları için yeni fırsatlar ve zenginlikler sundu. Diğerleri için eşitsizlikler. Kazananları ve kaybedenleri bulmak daima kolaydır. Kaybedenler, sömürülenler, alt sınıflar arkalarında çok az şey bıraktılar. Efes'in tüccarları, İspanya'nın yağ baronları ve denizlerdeki girişimciler başarı hikayelerini anlattılar. Kırık çömlek parçaları ya da dev sütunlardı. Ama bir şey çok kesindi. Kazananlar da kaybedenler de yeni bir dünyada yaşıyordu. Hadrian'ın Tivoli'deki villası, Roma İmparatorluğu'nun ideal ve açıkçası temiz bir halini yansıtıyor. Hiyerarşisi kurulu, her şeyin yerli yerinde olduğu bir dünya. Ve burada tek bir adam yönetiminde. İşin gerçeği, durum bundan daha akıcı, parçalı ve sorunluydu. Ancak bu, imparatorluğun Roma dünyasının nasıl olduğu ve olması gerektiğine dair görüşünün donmuş haliydi. Gelecek bölümde. Bu yeni bütünleşik dünyada Romalı olmak ne demekti? Her yerde toga görülüyor. Frekans togası. Nasıl Romalı olurdunuz? Bu hayatınızda nasıl bir fark yaratırdı? İyice yıkanın diyor ve sanırım bu da burada sadece terlik giyilebildiği anlamına geliyor.